أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير صدق الله العظيم.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul kerim. La ilahe illallah huvel hakkul melikul mubin. Muhammedur Resulullahi sadikul va'dil emin. Aziz müminler, asil Müslümanlar, kürsülerin gür sesi, Hakk'ın yılmaz savunucusu, bir zamanlara hitabetiyle damga vurmuş kıymetli üstadımız, kıymetli büyüğümüz Timurtaş Uçar hocamızın geçen hafta vefat yıl dönümüydü. 22 Ocak günü rahmeti rahmana kavuşmuştu. Hayatta olacak olsaydı bugünlerde 76 yaşında olacaktı. 53 yaşında, genç yaşta diyeceğimiz bir zamanda dünyasını değiştirdi. Onun vaazlarına aşina olanlar, onun aziz müminler, asil Müslümanlar hitabını çok iyi hatırlarlar. Biz de hocamızı bu vesileyle tekrar bu sohbetin başında şu mübarek mekanda ve Ramazan-ı Şerif'in ön habercisi, Rabbimizin benim ayım dediği Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle şu mübarek Recep-i Şerif'te hocamızı rahmetle, minnetle yad ettik. Allah'ımız makamını cennet derecesini âli eylesin. Bununla beraber geçen hafta 3 ayların ilk perşembesi Regaib Kandili'ydi. Yine bu münasebetle geçmiş kandilimiz hayırlara vesile olsun. Recep ayı demek, Allah'ın ayı demek dedik. Pekala, Allah'ın ayı ne demek? Ne anlamak lazım bundan? Allah'tan gelen mektubu, Allah'ımızın bizden istediklerini anlama gayretine girme ayı diye anlıyorum ben. Yani her mümin Ramazan'a 2 ay kala, Kur'an'ın indiği aya 2 ay kala Kur'an-ı Kerim'e bir giriş yapması lazım. Biz genelde Türkiye Müslümanları olarak daha çok Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Kerim'e ayrı bir önem atfederiz. Daha çok hatimlerimizi Ramazan-ı Şerif içerisinde yaparız. Oysa ki her mümin şu Recep-i Şerif içerisinde imkan bulan her mümin, erkek veya kadın, genç veya ihtiyar, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hiç olmazsa bir defa hatmetmeli. Hatmetmek yetmez. Kur'an'ı anlamaya bir gayrete girişmeli ki böyle olursa bu ay Allah'ımızın kullarına bol bol ikramda bulunacağı ay olur. Yine bu ayla beraber kullar Rabbimize yönelsinler, yüzünü Allah'a dönsünler, Cenab-ı Hakk'a rağbet etsinler, ilgi alaka duysunlar, ona kulluk konusunda ilgileri artsın için Rabbimiz bu ay içerisinde yapılacak bütün ibadetleri, hayru ve hasenatları diğer aylardan farklı değerlendireceğini Peygamberimizin haberiyle anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Recep şehrun azimun yudâifu fîhil hasenat. Recep-i Şerif öyle bir aydır ki bu ay içerisinde yapılan bütün ibadetler, bütün hayırlar kat be kat karşılık görür buyurur. Bediüzzaman Hazretlerinin kendisine göre çok ilginç tespitleri vardır. O gönül sultanı
Recep ayı içerisinde yapılan bir iyiliğin 500 katıyla mukabele göreceğinden bahseder. Öyleyse her mümin şu ay içerisinde Rabbimize bir dönüş yapmalı. Mutlaka Rabbimize irtibatımız var şüphesiz. Ancak bu irtibat daha da güçlenmeli, daha da kuvvetlenmeli. Güç yetiren hiç olmazsa en az 3 gün mübarek ay içerisinde, Recep içerisinde oruç tutmalı. Kur'an'a yönelmeli, Kur'an'ı çokça anlamaya gayret etmeli. Bizler Recep ayına giriyoruz, sevincini yaşarken malumunuz gün geçmiyor ki dünyamızda Müslümanların canını sıkan, Müslümanları üzen, Müslümanları düşündüren bir takım ilginç olaylar ve hadiseler meydana gelmesin. Gerek Siyonist anlayışın zaman zaman kafası attıkça Gazze'de kardeşlerimize yapmış olduğu katliamları mı dersiniz? Mescid-i Aksa'mıza yaptıkları saldırıları mı dersiniz? Gözü dönmüşlerin hem de polis korumaları eşliğinde 2 milyar civarında Müslümanın inandığı değer olan Kur'an'ın yakılmasını mı dersiniz? Kur'an'ı yırtan şizofrenileri mi dersiniz? Nereye baksanız mutlaka Müslümanların canını sıkacak bir takım olayları görmek mümkün. Pekala, neden bunlar oluyor? Neden son zamanlarda Müslümanlara bu tarz saldırılar neden arttı? Bunun sebebi ne olabilir? Onu bu sohbetim içerisinde dilim döndüğünce, aklım da erdiğince arz etmeye çalışayım. Ama ondan önce sohbetimin başında okumuş olduğum Şura suresinin son ayetleri, 52-53 numaralı ayeti kerimelerin önce Türkçesini bir arz edelim. Bakın Rabbimiz bu ayeti celilelerde neler anlatır? Der ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Ey peygamberim, işte böylece biz sana vahyettik. Neyi vahyediyoruz? Neyi vahyettik? Ruhan min emrina. İşlerimizden, emrimizden sana bir ruh vahyettik. Kur'an-ı Azimüşşan'ın Kur'an'da geçen isimlerinden bir tanesi ruhtur. Ruh. Ve vahyi Allah'ımız peygamberimize sana ruh vahiy ediyoruz diyerek anlatır. Ruhun ne anlama geldiğini hepimiz biliriz. Bir şeyin ruhu yoksa onun canı yok demektir. Onda hayat yok demektir. O ölmüş demektir. İşte bu kainatın da ruhu Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Bu dünyanın ruhu Kur'an'dır. Bunun için Rabbimiz وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Biz böylece ey peygamberim sana emrimizden, tarafımızdan, işimizden bir ruh vahyediyoruz buyurur. Yani aslında peygamberimiz üzerinden insanlığa Rabbimizin rahmetinin gereği gönderilmiş olan Kur'an bu kainata insanlığa hayat bahşetmek üzere gönderilmiştir. Pekala, ne yapacak bu ruh ile peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Mâ kunte tedri mel kitâbu velel îmân. Ey benim peygamberim, bundan önce sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Velakin ceallnâhu nûra. Biz bu ruhu, bu Kur'an'ı sana nur yaptık, ışık yaptık, aydınlık yaptık. İnsanlık önünü görebilsin için Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Bu Kur'an'ın aydınlığında insan olması gereken insanlık değerlerini elde edebilmiştir. Zaman zaman söylüyorum, bugün Avrupa'nın medeniyet namına sahip olduğu, insanlık namına sahip olduğu bütün değerler, Kur'an'la örtüşen değerlerini kastediyorum,
İslam'a ters düşmeyen değerlerini kastediyorum. Hepsini peygamberlere borçludurlar. Özellikle İslam'a borçludurlar. Zaten insaf sahibi batılılar bunu çok rahat itiraf ediyorlar. Bir Anımari Şimel vardı, Allah rahmet eylesin. Müslüman olduğundan bahsederlerdi bu hanımefendinin. Alman parlamentosunda da bulunmuş, görev yapmış profesör bir hanımefendi. Bunun yazdığı bir kitap vardır. Müslümanların dünyada gerilemesiyle insanlık neler kaybetti diye. Bugün Avrupa'nın sahip olduğu bütün ilmi, sosyal, kültürel değerleri Avrupa'nın Endülüs üzerinden Müslümanlardan miras aldığını ve bugün pek çok güzelliğin Müslümanlar üzerinden Avrupa'ya geçtiğini anlatır bu kitabında. Fırsat bulan, imkan bulan gençlerimizin özellikle bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Yani İslam medeniyeti sade müntesiplerini değil, ya bugün bütün dünyayı aydınlatmayı başarmış ilahi bir ışıktır. Tabii İsveç'teki polis korumasıyla Kur'an yakmaya çalışan o şizofreninin yakmaya çalıştığı aslında Kur'an değil. Ya bu kainatın ruhunu yakma gayretidir. Bunu ilk defa bu yapıyor değil tabii. Ya bundan yine yıllar önce bir asır boyu bunun dedeleri de bu nuru söndürmeye çalışmış. 1099 yılında Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrinde toplanan 3 milyonluk katiller sürüsü ilk Haçlı seferlerini başlatırlar. O zaman kaba kuvvetle Müslümanları yok etmek istemişler. Bunun karşılığında da kim bu orduya katılır, kim bir tane Müslüman öldürürse o kimse mutlaka cennetliktir. Bu savaşta kutsal savaştır demişler. Bundan dolayı Avrupa'nın literatüründe kutsal savaş diye bir terim vardır. Bizde böyle bir terim yok. Bizi de anlamaya çalışırken adamlar kendi anlayışları üzerinden tanımlamaya çalışıyorlar. Şöyle bir örnek vereyim. İki kör karşılıklı yemek yiyorlar. Bir tanesi demiş, Ahmet neden demiş iki iki yiyorsun çift çift. Tabii şaşırmış. Nereden bildin demiş ya. Nereden bildiğin mi var demiş. Ben demiş çift çift yiyorum. Seni de çift çift yiyor zannediyorum. Avrupalının geçmişi ne yazık ki bozuktur. Avrupa'nın geçmişi katliamlarla doludur. Avrupa'nın geçmişi sicili bozuktur. Tam 1000 yıl süren Haçlı seferleriyle söndüremedikleri bu nuru sen mi söndüreceksin ey şizofren? Rabbimiz konuyla alakalı Tövbe suresinde yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve ye'be allahu illa en yutimme nurahu ve lev kerihel kafirun. Onlar Allah'ın nurunu, ışığını, aydınlığını akılları sıra ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Ancak onlar çatlasa da, patlasa da, kudursa da, çıldırsa da Allah-u Teala mutlaka ama mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Bakın Saf suresinde de ona benzer yine bir ayet. يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ O buna benzer yine bir ayeti kerime. Kıymetli müminler, bu Kur'an yakma hadisesi ilk değil, son da olmayacak. Kıyamete kadar bu sürecek. Neden? Çünkü yeryüzünde hak ile batılın mücadelesi var. Ancak adamlar niye bunu yapıyorlar diyeceksiniz. Dedim ya, bir, Avrupa'nın genlerinde, Avrupa'nın bütün zerrelerinde İslam düşmanlığı vardır. Sicili bozuktur. Bakın, daha 2. Dünya Savaşı 1945'te bitti.
Birinci ve ikinci dünya savaşının müsebbibi Avrupalılardır. Yani bu Kur'an yakanların geçmişidir. Bunu derken Avrupa'da insanlık değerlerini kaybetmemiş, vicdanı nasırlanmamış, şüphesiz güzel insanlar var. Ama insanı üzen, Kur'an yakan o beyin size hükümetlerinin efendim izin vermesi. Kur'an yakmaktan daha vahim bir hadise. Onların bu işe onay vermesi. Aynı gün antisemitistleri, yani Yahudi düşmanları da Tevrat yakmak istiyorlar. Aynı gün. Madem Kur'an yakmaya izin veriyorsunuz, biz de Tevrat yakacağız diyorlar. Tevrat yakmaya izin vermiyorlar. Avrupa burada da kendisinin nasıl çifte standartlı olduğunu, iki yüzlü olduğunu ortaya koyuyor. Bizim inancımızda Rabbimiz وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Bize göre yanlış da olsa, puta tapan da olsa, putperest de olsa, müşrik de olsa, sapık da olsa, Rabbimiz onların kutsallarına sövmeyiniz buyurur. Bizde yoktur. Bizim geçmişimizde böyle bir eylem bulamazsınız. Bizim insanımız eline bir İncil, bir Tevrat alıp yakmamıştır, yakmaz da. Neden? Çünkü zaten biz bu tahrif edilmiş dahi olsa bu kitapların asıllarının Allah'tan geldiğine iman etmişiz. Elhamdülillah. Bizim onlardan farkımız odur. İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyonun üzerinde insanın ölümüne sebep olmuş. Aylarca, yıllarca nehirler olacak şekilde kan dökmüş adamlar bunlar. Bir büyüğümüzün ifadesi Avrupa ıslah edilmesi, eğitilmesi gereken bir aygıra benzer derdi. Hiç unutmuyorum. Nurlar içerisinde yatsın. Yani bu adamlar yine İslam'ın çağlar üstü medeniyetine, güzelliğine muhtaç. Birincisi, geçmiş kodlarında bu adamların İslam düşmanlığının saklı olması, gizli. İkincisi ne olabilir? Niye bu adamlar acaba Kur'an yakıyorlar? Neden durup dururken birden bu işler hortladı? Neden yıllarca böyle bir şey yoktu da şimdi özellikle başladı? Dikkat ederseniz bundan önce yeryüzünde Müslümanlar adına konuşabilen, dünya beşten büyüktür diyebilen, Müslümanlara bu haksızlıkları yapamazsınız diyecek gür bir ses yoktu. Elhamdülillah. Türkiye'miz, cennet yurdumuz, dünyadaki mazlumlar adına, sadece Müslümanların değil, gayrimüslimlerin de. Bakın denizlerde her gün insanlar boğuluyor. Bu insanlara ilk yardım elini uzatan yine bu aziz ve necip milletin insanlarıdır, evlatlarıdır. Dolayısıyla bundan yıllar önceki bizim Avrupa'ya giden siyasilerimize bir bakın. Hep iki büklüm olmuş, el pençe. Ne olursunuz bizleri de içinize alın diyen, yalvaran bir Türkiye var iken, bugün artık eyvallahı olmayan, siz bilirsiniz diyen, yerine göre yumruğunu masaya vuran bir izzetli bir duruş var. Bu da bizim kitabımızdan kaynaklı. Bu adamlar senden benden iyi biliyorlar bunun böyle olduğunu. Bundan dolayı sana izzeti, şerefi öğreten bu kitabı adam merkezine saldırıyor. İkincisi budur. Üçüncüsü, Avrupa'nın ve Avrupalıların, Hristiyan dünyanın en önemli dini merkezlerinden bir tanesi Ayasofya'dır. Onlar için kötünün en iyisi Ayasofya'nın müzeye çevrilmesiydi. Bunu bir zamanlar bir şekilde elde etmişler. Siz tutun, yıllar sonra adamların bağırlarına, kalplerine hançer saplarcasına Ayasofya ibadete açın. Adamlar bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı kuduruyorlar, bağışlayın. Bundan dolayı çıldırıyorlar. Bundan dolayı İslam'ın izzetini hazmedemediklerinden dolayı Kur'an yakmaya kalkışıyorlar. Sade Ayasofya'nın açılması mı? Osmanlı zamanında bile Taksim ve civarı gayrimüslimlere tahsis edilmiş. Orada bir tane cami yoktu.
Bendeniz zaman zaman yurt dışından Türkiye'mize geldiğimde büyük bir hayranlıkla tarihi mekanları gezer ki bunlardan bir tanesi de şüphesiz belki başında gelen İstanbul'dur. Taksim'in merkezini gezerken Göbek'te camiye benzer ama tamamen cami görünümlü minaresiz bir yer görürdüm. Orayı hep cami zannederdim ben. Ne bileyim? Meğer orası kiliseymiş. Yani dünyanın merkezi konumunda coğrafi açıdan baktığınızda dünyanın merkezi iki kıtanın kesiştiği yer İstanbul'un tam göbeğinde Hristiyan dünyanın simgesi olan kilise dururdu. Neden Taksim'e bu cami bu kadar önemliymiş konuyla alakalı bir yazı okudum hiç unutmuyorum. Tam 250 yıldan bu tarafa bu mücadele meğer devam edermiş. Osmanlı zayıfladıktan, bugünkü Türkiye sınırlarımıza çekildikten sonra malumunuz 1918'de Türkiye'mizin de Osmanlı'nın da dünya harbine dahil olmasıyla bir takım karışıklıklardan dolayı bazı mübadeleler yapılıyor. Yani Türkiye'deki gayrimüslimler başka ülkelere, oradaki Müslümanlar da Türkiye'ye getiriliyor. Dolayısıyla bugünkü Beyoğlu dediğimiz o civardaki gayrimüslim oranı azalıyor. Müslümanlara geçiyor çoğunluk. Böylelikle bir cami ihtiyacı hasıl oluyor. Orada minnacık, belki 10-20 metrekare küçücük bir mescit vardı. Unutmam orayı, bilirim. Bir anlamda 250 yıldan bu tarafa bir bilek güreşi yapılıyordu gayrimüslimlerle. Müslümanların çoğalmasıyla cami ihtiyacı kaçınılmaz oldu. Siz tutuyorsunuz Hristiyan dünyanın ikinci önemsediği noktaya, onların kalplerine adeta bir hançer saplarcasına Taksim'in tam göbeğine cami yapıyorsunuz. Adamlar bunun için deliye dönüyorlar. Bunun için Kur'an yakıyorlar. 3. Dördüncü sebep, vallahu alem. Artık siz İHA'lar yapan, SİHA'lar yapan bir ülke konumundasınız. Artık dünyadaki savaşların gidişatına yön verecek İHA'lar, SİHA'lar, Alpay tankları ve daha ismini zikredemediğimiz nice güzellikleri üreten bir İslam dünyasının başı var. Adamlar bunu senden, benden iyi biliyor ve takip ediyorlar. Adamlar deli danaya dönmüşler. Bunun karşılığında bir şey yapamadıkları için bizi bu alanda tahrik etmeye çalışıyorlar. 5. Sadece Konya'mızda bundan birkaç ay önce 600 küsur hafızımızın merasimi yapıldı. Ondan da birkaç ay önce Keçiören'imiz, daha da Ankara'nın bir ilçesi, 267 hafızımızın merasimini biz yaptık. Erzurum'umuzda, hafızlar yatağı Erzurum'umuzda, Dadaşlar Diyarı'nda 1000 hafızın merasimi birden yapıldı. Artık Türkiye'mizde Kur'an'a dönüş var, İslam'a dönüş var, hem de bilinçli bir dönüş var. Adamlar bunu çok iyi biliyorlar, çok iyi takip ediyorlar. Seni beni provoke etmek, bu hedeflerimizden, bu güzelliklerimizden bizleri vazgeçirmek için bu eylemleri yapıyorlar. Bakın şairin ifadesiyle, yeni fetih, yeni bir medeniyet, akar zaman ile biz geliyoruz. Defolsun artık bu batıl zihniyet, elde Kur'an ile biz geliyoruz. Yayın bu müjdeyi her yana yayın. Allah'tan korkanlar olur mu hain? Emin olun, sakin olun, korkmayın. Dilde selam ile biz geliyoruz. Baktı ki kardeşim bir diriliş var. Anladı ki bir de milli diriliş var. Uyanıyor millet, Kur'an'a dönüş var. Tekbir ezan ile biz geliyoruz. Elhamdülillah. Kim ne yaparsa yapsın, Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. Bu aziz milletin öncülüğünde tekrar İslam
dünyaya hakim olacak. Böyle demişken 33 sene Almanya'da kalmış bir kardeşiniz olarak toplam 25 yıl kadar Almanya'da muhtelif camilerimizde, milli görüş teşkilatlarımızda görev yaptım. Hamburg Merkez Camimizde 8 sene o görev yaptığım esnada bu kimseler Müslüman oldu dediğim, sadece benim imzaladığım ihtida belgeleri, yani şahitler huzurunda bendenizin tekrarlattırarak İslam'a girdiğini beyan eden insanımızın belgeleri hala bende birer şeref levhası olarak durur. Saklıyorum onları. 500'ün üzerinde. Bendekiler 8 yıl içerisinde. Kaldı ki Hamburg'da 80'in üzerinde cami ve mescidimiz var. İrili ufaklı. Belki en büyük Hamburg Merkez Camimizdir ama sade orada mı? Elhamdülillah. Dünyada en çok saldırılan İslam olmasına rağmen, en çok ilgi duyulan, en çok o dine geçtikleri beyan edilen tek din İslam'dır. Neden? İslam fıtratın dinidir. İslam doğalın, doğallığın prensipleridir, kurallarıdır, kanunlarıdır. İnsanlık bugün hangi dünyevi imkanlara sahip olursa olsun huzursuzdur, mutsuzdur ve bir çıkmazın içerisindedir. Bakın bugün dünyada bize en çok İskandinavya ülkelerin dünyevi noktada en üst düzeyde olduğu anlatılır. Onların güya çok huzurluymuş gibi bize lanse edilir. Bir bakıyorsunuz, yalnızlığa itilmiş insanların en çok olduğu yer yine o ülkeler. Bir bakıyorsunuz, intihar oranlarının zirve yaptığı ülkeler yine o ülkeler. Geçen yıllar Amerika'da bir hat kuruluyor. İntiharı önleme hattı. Bir yıl içerisinde gelen telefon sayısı ne olsa iyi, biz öğrendiğimizde şok olduk. Bir yıl içerisinde o ben ölmek istemiyorum, beni kurtarın hattına gelen telefon sayısı 1,5 milyon civarındaymış Amerika'da. İnsanlar bir çıkmazda. İnsan sadece maddeden ibaret, yemeyle içmeyle hoplamak zıplamakla mutlu olacak bir varlık değildir. Ya insan aynı zamanda ruhu olan, iradesi olan ve bu dünyaya bir amaç, bir gaye için gelmiş olan bir varlıktır. Gayemizin de ne olduğunu yine bize yüce dinimiz, bizim medeniyetimiz, bizim çağlar üstü görüşümüz, Kur'an'ımız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz bu kainattaki bütün cinleri ve insanları ancak ve ancak Allah'a kulluk etsinler diye yarattık. Onun için insanlığın tek çıkış noktası, tek çıkış noktası tekrar söylüyorum, sadece ve sadece İslam'dır elhamdülillah. Pekala, bu gelişen olaylar karşısında bize düşen görev nedir? Bununla sohbetimi toparlamış bitirmiş olayım. Birincisi, kardeşlerim, onlara buradan kızmak kolay. Tamam da biz onlara İslam'ı ne kadar götürdük de anlattık. Öyle inanıyorum ki İslam'a zıt olan insanlara bile biz hem hal dilimizle hem de kal dilimizle İslam'ı anlayacağı dilden hikmetle, ikna yönüyle anlatabilsek o kişi mutlaka İslam'ı kabul edecek ve Müslüman olacaktır. Olmasa bile İslam'a karşı ön yargıları kırılacaktır. Birinci yapılması gereken budur. İkincisi, iş bizde bitiyor kardeşim. Gelin şu mübarek Ramazan-ı Şerif'in ön ilk habercisi Recep ayında Kur'an'ımıza daha çok yönelelim. Kur'an'ımızı daha çok anlamaya gayret edelim. Daha çok Kur'an okuyalım. İnsanlarımızın Kur'an ile tanışmasına vesile olalım diyor. Şu ayeti kerimeyle sohbetimi bitirmek istiyorum. Enfal suresinde Rabbimiz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اسْتَج۪يبُوا لِلّٰهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُح۪يكُمْ Ey iman edenler, Allah ve onun peygamberi sizleri İslam ile,
Kur'an ile hayat bulmaya çağırdığında mutlaka ona icabet edin. Rabbimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz şu mübarek Recep-i Şerif'i Rabbimize yönelmemize, Kur'an'ımızı anlamamıza vesile kılsın diyorum. Gecemiz, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.